Şimdi bu konu, Filistin meselesi, ben daha fazla Filistin'den yanayım denilebilecek bir konu değil. Buradaki siyasi partiler birbirleriyle herhalde rekabet etmiyorlar. Biz daha fazla Filistin'den yanayız demiyorlar. Hepimiz Filistin'in yanındayız. Dün akşam, müsaade edersiniz lütfen söz atmayın. Önemli, ciddi, hakikaten hassas bir konu bu. Sataşarak konunun bölünmesini arzu etmiyorum. Dün akşam yaptığımız çalışmada, akşam arkada yaptığımız çalışmayı hatırlayın. Sizin önünüzde bilgisayar, her bir arkadaşın bir cümlesini söyledi. Dışişleri Bakanlığımızla konuştuk. Arkadaşlarımız, grup başkanımız, başkanlar hepsi geldiler. Hepimizin ortak iradesiyle. Ben şimdi biz elimizi hayır diye kaldırdığımızda ben biliyorum diyecekler ki AK Parti'nin oyları reddedildi. Bu konuya dair böyle bir ifadenin kullanılmasını şimdiden reddediyoruz. Bir defa bu konu hasreten biraz evvel tekrar okudum. Bu konu 104. iç tüzüğün ve 105. maddelerinde okuduğunuz zaman bizim burada kurduğumuz heyetler, biz sivil toplum. Sayın Başkanım, sakince konuşabilir miyim acaba? Sayın Başkan Hayır, Vekilini, konuşmadım. Sayın Başkan Hayır, konuşmadım. Vekilini dinleyelim. Bir sözümü sonra bitirmek istiyorum. İtiraz eden varsa Bu konu bir saniye Sayın Kaya, böyle bir uygulamamız olmayan birçok zaten uygulama herhalde yapıyoruz. Zaten kendi grup başkan vekillerini kafi bulmuyor ki laf atıyor. Grup başkan vekiliniz zaten burada. Aynı anda iki grup başkan vekili konuşamıyor. Lütfen Hatip'i dinleyelim. Buyurun Sayın Özengin. Açalım. Başkanım, biz sivil toplum faaliyeti yapmıyoruz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizim burada kurduğumuz bütün heyetler, başkanım. Siz buyurun devam grup edin. Grup başkan vekiline saygısızlık yapıyor. Siz benim buyurun devam edin. Bu siz olmaz. Buyurun devam Bakın edin. Kendi grup başkan vekilleri orada. Siz buyurun devam edin. Yani bu Zeynep. Biraz abesle iştigal oluyor yani. Velhasılı kelam şunu söylüyorum. Biz burada bir sivil toplum faaliyeti yapmıyoruz. STK faaliyeti yapmıyoruz. Burada kurduğumuz her heyet resmidir. Buradaki görev alanları bellidir. Okursanız 105. maddede nasıl icra edeceği de bellidir. Ve bu mevzu meclis araştırma komisyonu kurmaya o anlamda uygun olmadığından dolayı biz hayır oyu vereceğiz. Buradan çıktıktan sonra da AK Parti oylarıyla reddedildi ifadesini şimdiden reddediyoruz. Bunun gerçek, anlatıyorum ne olduğunu. O sebeple Sayın Başkanım, konunun önemine binaen böyle bir izah yapmayı buyurun. Olabilir Sayın Başkanım. Bu mevzu zaten muhakkak surette Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne gelecek. Bu manada uluslararası hukukun işlemesi için diğer yapacaklarımızı zaten yapacağız. Bu konuyla alakalı da elimizden gelen bütün katkıyı, desteği vereceğiz. Bunun da tekrar altını ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Ya grup başkan vekiliyseniz gelip oturun yerinize. Değilse arkadaşınıza saygı gösterin. Bu nasıl bir iştir ya? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Saadet Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunacağım. Tamam, görmemişim. Oylamayı anons ettim, sonra size vereceğim. Hayır başkanım, oylamadan önce lütfen. Belki AK Parti arkadaşlarının vicdanına dönük iki cümle laf edin. Yeryüzünde böyle bir uygulamaya hiç şahit olmadım. Saadet Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Şahin komşum. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, bir saniye. Ben şimdi söz alacağım, yine konuşacağım ama Özlem Hanım'a hangi usulle söz verdiniz? Özlem Hanım oylama yapılmadan önce kendine göre bir açıklama yaptı, bir gerekçe yaptı ve kendi grubunu da bir şekilde yönlendirdi. Şimdi siz bize neden oylama yapmadan önce söz vermediniz? Şimdi... Sayın Başkan, bana niye söz verilmedi diye itiraz ediyorum. Sizin de itiraz etmeniz lazım. İzin verir misiniz? Evet. Sayın Şahin. Sayın Başkan, burada bir usul hatası yaptınız. Sayın Şahin. Ben burada konuşurken siz oylamaya geçtiniz. Müsaade edin. Evet. Müsaade edin. Bitti mi? Daha konuşmamı yapmadım ama. Yani. Tamam, yapacaksınız. Benim evet. Tutunma dair evet, itirazınız bitti mi? Bu konu gülünecek bir konu değil. Ağlayacak halinize gülüyorsunuz. Sizi de yazıklar olsun.
Şimdi lütfen, lütfen arkadaşlar üsluba dikkat edelim. Lütfen. Lütfen. Sayın Genel Kurul. Şimdi önce tutunma dair söylediklerinize Sayın Zengin izin verir misiniz? Önce tutunma dair söylediğinize bir cevap vereyim. Sonra divanın bir şeyi var, onu arz edeceğim. Farkındaysanız ben burada nöbetçi başkan vekili olduğum müddetçe hiçbir grup başkan vekilinin sözünü kursağında bırakmadım, bırakmayacağım da. Bu bir. Siz dahil. Grubunuz olmadığı zaman bile yeterince temsil ve ifade zemini bulabilmeniz için bunu bir lütuf olarak söylemiyorum. Demokratik anlayışımın bir gereği olarak yaptım. Hiyerarşik bir ilişki kurmayacağımı da baştan belli ettim. Dolayısıyla grup başkan vekillerinden kim burada söz aldığında söz hakkını veriyorum. Farkındasınızdır yine o 3 dakikalarla da grup başkan vekillerini sadece hiç bağlı saymıyorum. Bağlayın diyorum, toparlayın diyorum, sonlandırın diyorum ve sonuna kadar bu saygıyı gösteriyorum. Şimdi bu sizin bu hakkı kullandığınız zaman pek güzel bir şey. Bu hak bir şekilde sizi muazzeb ettiği zaman başkanın tutumuna dönüşüyorsa bunu vicdanınıza bırakıyorum ve kabul etmiyorum. Birincisi bu. İkincisi divanda ihtilaf çıktı. Divanda ihtilaf çıktı. Ben itirazını duymadım. Oylamayı yenileteceğim. Dolayısıyla siz şimdi buyurun ne diyecekseniz deyin ama bu benim tutumuma dair söylediğiniz şeye birkaç cümle de olsa beklemenizi istiyorum. Bir saniyenizi bekliyorum. Bir saniye. Sayın Şahin, gerçekten tutumunuzu anlamakta güçlük çekiyorum. Ne zaman söz istediniz de alamadınız. Bir izin verin. Oylama sonucunu anons ettiğim için itiraz geçerli sayılmıyor iş tüzüğe göre. Dolayısıyla önerge reddedilmiştir. Buyurun şimdi söz sizin. Sayın Başkanım. Buyurun. Öncelikle eleştirdiğim husus usule ilişkin bir husus. Yani AK Parti Grup Başkan Vekili'ne oylama öncesi bir açıklama yapmasına müsaade edildi. Ben de benzer konuda farklı bir açıklama yapacaktım oylama öncesinde. Ben tam ayaktayken siz oylamaya geçtiniz. Bu usule itiraz ettim. Yoksa biz sizin ne kadar bu mecliste daha fazla çoğulcu bir anlayışa alan açtığınıza şahidiz. Bundan dolayı da memnunuz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Şimdi kendi konumuza gelelim. Sayın Zengin, evet biz bir sivil toplum faaliyeti yapmıyoruz. Biz bir yasama faaliyeti yapıyoruz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burası Türkiye'nin önemli konularında, Türkiye'yi ilgilendiren bütün önemli konularda inisiyatif almak sorumluluğu, yükümlülüğüne sahiptir. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sayın Zengin konuya direkt şöyle girdi. Ben daha Filistin'den yanayım gibi. Süreniz bitti iş tüzüğe göre. Teşekkür ederim. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Dedin iş tüzüğe, işte uyduk işte.